Günaydın. Evet, bugün hava bayağı güneşli. Ve yeni çıktım yataktan. Henüz uyandım sayılamaz. Sesim de henüz açılmadı. Bugün bir vlog çekelim dedim. Çünkü neden olmasın? Şu anda karantinadayız. Dışarıya pek çıkmıyoruz. Marketler dışında her şey kapandı burada da. Burada derken Türkiye'de bu kadar kapalı değil galiba. Restoranlar kapalı ama AVM'leriniz açık galiba. Burada öyle bir şey yok. Her yer kapalı. Her şey kapalı. Bir tek gıda temin edebileceğiniz yerler açık. Yani marketler. Evet. Ben de ne zamandır aslında sizlere böyle karantina günümü çekmek istiyordum. Ama hava çok kötüydü. Dün özellikle hayatımda şahit olduğum en kötü hava. Dündü. Dün çok kötü bir hava vardı. Ama bugün odama güneşin yansımasıyla uyandığım için çok mutluyum. Şimdi rutini biliyorsunuz. Rutinden bahsetmeme gerek var mı bilmiyorum ama ben sabah uyanır uyanmaz köpeğimi alıp dışarıya çıkıyorum. Şimdi hemen üstüme bir şeyler giyeceğim çünkü hava yine de soğuk ve dün saçımı kurutmadan uyudum, hala nemli. Üstüme bir şeyler giyeceğim. Zuzu'yu da alıp çıkacağız. Bizim şansımız hemen evimizin dibinde bir orman oluş aslında. Gidiyor bile kendiliğinden. Şöyle şuraya geliyoruz normalde ama bazen daha uzun yürümek istersek farklı bir yola gidiyoruz. Sonra da gösterelim size. Bu kadar koşturtuyor ki beni peşinden. Yerini biliyor. Şimdi siz diyorsunuz ki bu havlu neden orada? Bu havlunun burada durma sebebi aslında çok basit. İçeriye girer girmez, kapıyı kapatalım. İçeriye girer girmez Zuzu'nun patilerini temizliyorum. Çünkü kendisi çamurda gezmeyi pek seviyor. Bana bakar mısınız? Kış. Kış yani. Diyecek başka bir şey yok. Bunu size gerçekten tavsiye edebilirim. Ben içerisine biraz ılık, sıcak bir su koyuyorum. Patileri üşümemesi için. Ve çamurlar daha iyi çıktığı için. Şöyle size gösterelim mi nasıl yaptığımızı? He? Gösterelim mi anneciğim? Havlumuz var. Bir adet. Sonra patimizi sokuyoruz. Bunu biraz böyle çeviriyoruz. Aa, neden net değiliz gibiyiz? Evet. Patimizi sokuyoruz içerisine, Zuzu yalama. Biraz çeviriyoruz. Sonra Zuzu yalıyor tabii ama siliyorum bu şekilde. Aynısını diğer patilere de yapıyorum ama dediğim gibi normalde kucağımda değil, yerde duran bu havlunun üzerinde. Bekle. Son pati kaldı, son pati. Hadi hadi. Hadi anneciğim, kaldır. Aferin sana. Bitti. Artık ben de soyunabilirim. Değil mi anneciğim? Size şöyle bir şey diyebilirim. Eğer ki bir köpeğiniz varsa ve düzenli yürüyüş yapıyorsanız ki umuyorum ki yapıyorsunuzdur. Kışın pati bakımına gerçekten çok dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü onların patisi bizim elimiz, yüzümüz gibi. Bizim nasıl bir yerimiz çatladığında, kuruduğunda kaşı nefes problemleri. Bunu hiç size bahsettim bilmiyorum ama yaklaşık ergenliğimden beri bir nefes problemim var ve ben çok korktuğum için o zaman kulak burun boğaz doktorumun
Ameliyat olmalısın fikrini tamamen reddettim. Ama böyle gerçekten son zamanlarda hem çok burundan konuşur oldum, hem rahat uykuya dalamıyorum. Uykudan uyandığımda ise feci bir baş ağrısı ve halsizliğim oluyor. Ne yapacağım bilmiyorum ya. Hayranım böyle tek seferde karar verip estetik olanlara. Ben öyle değilim. Evet, dolgu yaptırıyorum ama onun kesik ve bir dikişle yapılmadığını bildiğim için biraz daha korkmuyorum. Tabii ki de korkuyorum ama biraz daha korkmuyorum. Ama ameliyat olmak bambaşka bir şey. Hayatımda önceden böbrek dolayısıyla ameliyat olduğumdan dolayı korkuyorum ameliyatlardan. Özetle bu. Neyse, ne diyordum? Pati bakımı diyordum. Kışın pati bakımına gerçekten çok dikkat etmeniz gerekiyor. Nasıl ki bizim elimiz ya da yüzümüz kuruduğunda, çatladığında, canımız acıyorsa, kaşınıyorsa, kötü hissettiriyorsa, aynısı onlar için de geçer. Eğer köpeğinizi sürekli patisini yalarken, kemirirken görüyorsanız mutlaka patilerine bir bakın. Pati altındaki tüylerini mutlaka alın ve illa bir ürün almak zorunda değilsiniz. Benim her an elimin altında oluyor. Hindistan cevizi yağı. Sokağa çıkmadan önce sürüyorum. Bugün hava biraz daha güneşli, sıcak olduğu için mesela tercih etmedim. Ama normalde bu adımı mutlaka yapıyorum. Ona üşeniyorsam bile bir fısfısı var. Böyle içerisinde süt diyebilirsiniz. Bakım sütü gibi bir şey var. Tatlı bademli. Onu kullanıyoruz. Özellikle kışın diyorum çünkü kışın hem soğuktan dolayı hem de buz tutmaması için sokaklara tuz dökülüyor. Henüz Türkiye o kıvama geldi mi bilmiyorum ama burada yakındır. O yüzden köpeğinize o tuzlar da zarar vermemesi için, sonuçta onlar kalıyor patide ve özellikle pati arası tüylerde bunlar tutunuyor ve evde köpeğiniz onu yaladığında zarar görebilir. Onun için iyi değil. O yüzden mutlaka buna dikkat edin. Ben kendim kesiyorum patisinin altındaki tüyleri ama eğer siz zorlanıyorsanız mutlaka kendi veterinerinize bir uğrayıp onları temizlemesini isteyebilirsiniz. Bizim veterinerimiz yapıyordu. Hatta Zun'un buradakileri tüylerini bile kesiyordum ama artık onların hepsini kendim yapıyorum. Tırnağını bile ben kendim kesiyorum. Böyle çok konuştum. Aslında bugün çok garip bir gün. Çünkü hiç iştahım yok. Hiç. Dün de çok fazla su tükettim. O yüzden dudaklarım çok şiş. Eğer dolgunuz varsa, ne kadar çok su tüketirseniz o kadar çok dolgu o suyu emdiği için daha dolgun oluyor. Öyle. Bu arada hadi iştahım açılana kadar biraz konuşalım. Saçımın rengini görüyorsunuz değil mi? Ne olduğu belirsiz bir renk. Dibi bambaşka. Bakın. Tabiri caizse bok gibi bir renk var şu an kafamda. Bunun sebebi niye? Ben saçlarım bayağı aktı benim. Bayağı aktı dediğim çok 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 açık bir bakır oldu. Ve ben acaba saçıma mor şampuan sürersem ne olur diye düşündüm. Daha önceden bunu yapmıştım ama ben bunu bir adım olarak yapmıştım. Yani ben önceden saçımı kürleştirmek istediğim için mor şampuan maskesi uyguladım. Yani şampuanın maskeyi uyguladım. Sonrasında kürlüye boyadım. Güzel tuttu. Bu sefer dedim ki hadi boyamayayım. Sadece uzun süre mor şampuanı bekleteyim, bakalım ne olacak. Sonuç bu arkadaşlar. Eğer beğendiyseniz yapabilirsiniz ama dibinize çok etki etmediği için çok kötü duruyor bence. Ama şu an yapabilecek hiçbir şeyim yok. Saçım çok yorgun. Saçım istemiyor artık onunla bir şey yapmam. Hatta gerçekten tekrar kestirmeyi bile düşündüm. Ama bilmiyorum. Bilmiyorum. Galiba kestirmeyeceğim. Ben aslında Ocak gibi ya da yeni yıl Ocak gibi tekrar sarışın olmayı planlıyordum.
Ama şu anda öyle bir şey yaparsam kafamda saç kalmayacak. Çünkü birçok bölgede saçlarım tekrar esnek olmaya başladı. O yüzden korkuyorum. Daha önceden saçım yandığı için artık korkuyorum. Dolayısıyla Şubat'ta Türkiye'ye geldiğim için umarım. O yüzden Şubat'a yakın boyamayı düşünüyorum. O süreye kadar da ne dip boyası ne hiçbir şey yapmayacağım. Şu anda da aslında bayağı bir dibim çıktı. O yüzden olabildiğince dibimi çıkaracağım. O süre zarfında bunlar da dinlenmiş olur. Olaplex'i kullanmaya devam ediyorum. Her defasında daha iyi sonuç aldığımı söyleyebilirim. Mesela eskiden saçlarım hiç kendinden kurumazdı. Ben artık ama şey yapabiliyorum. Mesela dün saçımı yıkadım ve ıslak saçlarla uyudum. Eğer saçınız yıpranmışsa olabildiğince ısıdan uzak tutmak gerekiyor. Yani kestirmek, boyamak bunları geçin. Saçınızı rahat bırakmanız gerekiyor. Ve ben saçımdaki nemi bir de fönle almak istemediğim için 2 yıkamadır saçımı kendiliğinden kurutmaya bırakıyorum. Ve her geçen gün daha iyi kuruyor. Mesela bugün kalktığımda şuralar ki hala ıslak ve nemli görüyorsunuzdur da. Ama her defasında daha iyi oluyor. Böyle. Hadi. Bayağı konuşmuşum. 10 dakika falan olmuş yani. Bunu nasıl keseceğim kızım? Nasıl? Kalkayım bir şeyler yiyeyim. Biraz makyaj yapayım ve güne devam edelim. Annemler doktora gittiler bu arada. Eğer neden ses yok diye şaşırırsanız. Onlar doktora gittiler. Bir şeyleri yok. Sadece öyle bir raporu vardı. Onu teslim alması gerekiyor. O yüzden ne sessiz yani. Şu anda tekiz. Ben de işte buraları toparlayacağım. Bir şeyler atıştıracağım. Falan filan. Ne yesem acaba? Mutfağa gidelim hadi. Birlikte mutfağa gidelim. Bir de bende şöyle bir şey oluyor. Mesela şu an elimde vlog kameram var. Vlog kameramı aldığımda normal telefonumu unutuyorum. İkisinden biri hep şey oluyor. Böyle ihmal ediliyor. So. Sizi nereye koyabilirim diye düşünürken böyle bir şey yapıyorum. Nasıl? Üstümdeki tüyleri lütfen. No focus. No focus. Zara seni çok seviyorum ama bazı ürünlerin gerçekten çöp. Ben bunu almaya ilk geldiğimde aldım. Bakın. Kollarımın uzundu, kısaldı ki ben genelde 30'da yıkıyorum. Hemen tüylendi. Deli gibi tüy yapışıyor. Böyle kumaşının kalitesi gitti. Bok oldu yani. Ve bunun altısı da aynı şekilde. Eskiden de bir pantolon almıştım çok beğenerek. Ama ona da giyemedim. Baya böyle geniş oldu. Böyle 10 kişiyle aynı anda giysek yine olur. Zara kendine gel. O kadar para veriyor sana. Peki bunu derken... Dün yine bir Zara siparişi vermem. Ama şu an çok güzel indirimler var. Ben de birkaç bir şey sipariş ettim. Çünkü biliyorsunuz burada pek fazla kıyafetim yok. Mesela ne almışım? Bir, iki üst, iki de pantolon aldım. Bayağı da uygun fiyat aldım ha. Onlar gelsin. Onları da size giyinip gösteririm. Ne zaman gelir bilmiyorum. Yeni yıla yetişir mi onu da bilmiyorum. Pek ümidim yok. Şimdi ne yapalım? Ekmek kızartalım. Yo, ekmek kızartalım. Öyle bir takım bir şeyler yapalım. Yiyelim, karnımız doysun. Evet, ekmek kızarttım. Şimdi üzerine de bir şeyler koyayım istedim. Ama bu neden kapanmıyor? Birini salamlı yapacağım, birini de krem peyniri yapacağım. Ama farklı olarak şöyle göstereyim size. Philadelphia'nın şeyli baharatlı bir şey var. Labnesi. Baharattan kastım da işte böyle nane. Bakın. Böyle nane, galiba sarımsak, maydanoz falan var içerisinde.
Biraz suyu varmış. Bayağı lezzetli. Ben normalde böyle süt ürünleriyle aram iyi olmadığı için tüketmiyorum ama bunun içerisinde baharat olduğu için tadı gerçekten çok güzel. Evet, biraz kokuyor. Ama yalnızsanız problem yok. Ya da hep birlikte yiyin. Ya sarımsak var içerisinde ya soğan, onu pek bilemedim ama sarımsak gibi kokuyor birazcık. Böyle dediysen de yani çok değil yani. Kahvaltıda yenebilecek kadar. Lütfen. Çünkü normalde sarımsak sevmem. Beni çok rahatsız eder. Almanya'nın nesini özlemişsiniz diye sorsanız size kesinlikle işte bu kahvaltılık çeşitlerini sayabilirim yani. Türkiye'de o kadar çok mutsuz kahvaltı ediyordum ki hani bir Nutella yiyordum, bir bal. Başka da yiyip yani hiçbir şey yemiyordum yani. Evet, ve kahvaltım bu şekilde. Sadece iki dilim ekmek yetiyor. Hatta eskiden bunu bile yiyemezdim ama artık kilo aldım arkadaşlar. Midem genişledi, iştahım açıldı. Sürekli yemek yiyorum gerçekten. Benim annem ki çocukluğumdan beri ye kızım ye kızım der. Ama o bile, annem bile yeter ama artık çok yiyorsun dedi yani. Annem bile bunu dediyse ben cidden yiyorumdur arkadaşlar. Evet, benim kahvaltım bu şekilde. Şimdi yiyeceğim. Ve karnımı doyuracağım. Çok acıktım. Çok. Evet. Buraya kuruldum. Şimdi biraz kahkül yapmayı deneyeceğim. YouTube'da çok güzel bir video buldum. Onu baz alarak yapacağım. Böyle. Sonra adım adım gitti. Böyle ortadan aldı, kısa kesti ve sonra yanlara doğru gitti. Hemen devam izleyeyim. Ben de izleyip yapıyorum. Böyle alıp şöyle kesiyorum. Oluyor sanki, şekil alıyor gittikçe. Ben biraz daha düzeltmeler yapayım ve şekillendireyim. Thank you.
oldu bence. Şimdi bir giyineyim, burayı süpüreyim ve makyajımı yapıp geleyim. Bakalım nasıl oldu. Biraz böyle 90'lar havası. Ta 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 tam. Nasıl oldu? Nasıl olmuş uzun? Bence yüzüme güzel bir çerçeve oldu gibi. Ve beni daha zayıf gösterdi. Bu aralar biraz tombik olma yolunda emin adımlar ilerliyorum da. Sevdiğim gibi ama kamerada asla gerçekte durduğu gibi durmuyor. Bakın mesela saç rengim bile. Kamerada daha koyu çıkıyor. Aslında daha açık. Neyse. Şimdi hazırlanmış oldum. Ve gidiyorum. Dediğim gibi ev halletmem gereken işler vardı. Onları halledeceğim. Size Liam'da götüreceğim bugün. Bugün birlikteyiz yani. Kaçışınız yok. Tam çıkacakken üzerini değiştirenler ve yine siyah tercih edenler. Yapacak bir şey yok. Bu arada birazcık daha üzerinden geçtim düzleştiricimle. Biraz daha dalgalı yaptım. Çünkü o kadar çok oynadım, o kadar çok kıyafetimi değiştirdim ki biraz bozuldu. Neyse şimdi hazırım. Gerçekten hazırım. Ve çıkıyorum. Çıkalım bakalım. Bir alışveriş videosu gelecek. Bir iki paketim var gelmeyen. Bir tanesi geldi. Size bu yeni yıl indiriminden faydalanarak aldığım ürünleri böyle bir kombin videosunda göstermek istiyorum. Çünkü o seviliyor. Ben de çok severek çekiyorum. O yüzden mesela şu anda bu montu göreceksiniz ama. Çünkü giyeceğim. Çünkü fotoğraf çekeceğim. Çünkü saçımı yaptım. Evet. Neyse. Evet biz şimdi evden çıktık. Zuzu Bey de geliyor. Heyecana bakın ama. Heh. Hava bayağı soğuk olduğu için böyle kazak giydirdim ve çok saçma üstüne de. Ama sıcak tutması her şeyden önemli. Vergi dairesindeki işlerimizi de hallettik. Şu an annemin ufak bir işi var. O binmedi arabaya. Biz Zuzu ile bindik bile çünkü dışarısı gerçekten çok soğuk. Birkaç tane de fotoğraf çektik. Ve size burayı göstereyim mi birazcık? Wow. Tam bunu derken kocaman otobüsün geçmesi peki. Bir zoom yapayım bir saniye.
Bakın şu şurası buradaki merkezde bulunan bir AVM. İçerisinde her şey var yani. Türkiye'den bildiğimiz birçok şey de var. Burası ne? Bu ne bilmiyorum. Annem gelince bir sorarız. Bilmiyorum ne olduğunu. Bu da bir adet Zuzu. Eve gitmek istiyorum. Çok üşüdüm. Üstündeki kürkle nasıl üşüyebilirsin kızım dediğinizi duyar gibiyim ama yani üstüm üşümedi. Böyle kulaklarım falan bayağı üşüdü. Öyle işte. O zaman ne diyorum? Ne diyorum mu? O zaman ne diyelim? Evde görüşürüz. Evet, biz şimdi eve geldik. Bir el sallamak ister misin? Bay bay. Bu kadar. Ne? Ay, ne olacağım? Sana. Saçım nasıl olmuş? Bak. Saçın gittikçe daha güzelleşiyor. Rengi çok farklı olmadı mı? Yani sarımtırak olmaya başlıyor gibi. Gittikçe açık kahverengi oluyor sanki. Yani rengi açılıyor, daha güzel duruyor. Sana açık renk daha çok düşüyor. Teşekkür ederim. No problem. İyi, tamam. Problema. Artık o kadar hızlı hava kararıyor ki. Gördüğünüz gibi eve geldik. Biraz bir şeyler atıştırdım. Çok yoruldum. Telefonu konuştum. Şimdi kapattım ve oturuyorum hala koltuğumda. Ve ışıklarımı yaktım. Bakın. Bu mumları gerçekten aldığım için kendimle gurur duyuyorum. İyi ki almışım. Instagram'a fotoğraf paylaştım. Bu saçımı gösterdim. Bayağı güzel geri dönüşümler aldım. Çok hoşuma gitti. Instagram'dan beni mutlaka takip edin. Orada gerçekten çok aktifim ve tam bu esnada Instagram'dan bildirim geldi. Bilmiyorum, ben sevdim. Biraz böyle saçıma önden bir hava kattı bence. Biraz daha volümlü durdu saçım. Ayrıca düzleştirdikten sonra fark ettim ki saçımın rengi gerçekten güzel oluyor. Dibimi saymazsak. Dibime böyle daha nasıl diyeyim, daha küllü bir tonla boyasam bu renk gider yani. Fena değil. İyi oldu yani. Eğer siz de saçınız bakırsa ve akıtmak istiyorsanız mutlaka şey yapın. Bol bol kepek şampuanıyla Head & Shoulders, yani bembeyaz olması lazım. Head & Shoulders'la bol bol yıkayın. Sonrasında da mor şampuan maskesi yapın saçınıza. Bu da uyudu. Bayağı yoruldu. Bayağı koşturdu. Bir de orada köpekle oynadı falan. Yoruldu hayvancığım. Evet, ben bu videoyu uzatmak istemiyorum aslında. Çünkü bugünü gündüzden aslında yoğun çektim. Saç falan da kestik ya. Çok uzun bir blok olsun istemiyorum. Bunun dışında size bir de tamamen günlük rutinimi vloglayacağım. O da çok merak ediliyor. Almayan da bir günümün nasıl geçtiğini. Bu böyle hani ufak tefek sneak peek gibi bir şey oluyor aslında. Mesela her gün saç kesmiyorum. Her gün vergi dairesine gitmiyorum gibi. O yüzden her gün, yani bunları yapmadığım günler, bir işe koşturmadığım günler neler yaptığımı sizlere göstereceğim. Ama o muhtemelen bu yıl olmaz artık. Bu yıl gelmez. Önümüzdeki yıl gelir. Dolayısıyla bu da büyük ihtimal bu senenin son videosu. 2020'nin son videosu. Ben tabii vloglayacağım birkaç bir şey daha. Çünkü şimdiye kadar hiçbir zaman, hiçbir yeni yıla girerken ben şu sene şunu yapmak istiyorum diye kendime bir liste hazırlamadım. Hiç yapmadım öyle bir şey. Hani öyle girdim yani yeni yıla. Ama bu sene gerçekten oturup 2021'de başarmak istediğim şeyleri, elde etmek istediğim şeyleri yazacağım ve onu saklayacağım. Yıl sonunda da bakacağız bunlardan kaçını yapabilmişim, yapamamışım falan diye. Öyle bir video da çekeceğim. Dolayısıyla bu senenin dediğim gibi son videosu. Güzel bir yıl geçirmedik. Evet, zor bir yıl geçirdik. Gerçekten nasıl bittiğini bile anlamadık. Her günümüz bir günün diğer günün tekrarı gibiydi. Ama umuyorum ki sağlıkla yine de bugüne kadar gelmişizdir ve bundan sonra da sağlıklı devam edeceğiz.
gerektir. Çünkü en önemli şey sağlık. Bunu öğrendik. Aslında okula gitmeyip evde kalmanın çok da zevkli, çok da matah bir şey olmadığını gördük. Yeni yıl umarım yeninin getirdiği mutlulukla ve o enerjiyle artık bu kötülükleri geride bırakırız. Bu kötü dönemi geride bırakırız. Bir daha tekrar yaşamayız böyle bir dönem. Gerçekten zor bir dönemden geçtik. Hepinize sağlık, sıhhat, aşk, para, gönlünüzden ne geçiyorsa onun kabul olmasını diliyorum. Sizleri çok seviyorum. Umarım yeni yılda da benle birlikte olmaya devam edersiniz. Videoya like ve yorum bırakırsanız çok sevinirim. Abone olursanız, büyümemize vesile olursunuz çok mutlu olurum. Abone olmayı lütfen ihmal etmeyin. Önemli. Sizleri çok seviyorum. Bye bye. Doyamadım, bırakamadım sizi.